Aşklarım, hepinize merhaba. Bu kanalda ilk defa yapılmamış olanı yapıyorum ve ilk defa bir YouTuber'ı kanalıma ağırlıyorum ve bu tabii ki en sevdiğim YouTuber arkadaşım Beyza Yaman olacak. Hoş bulduk. Hoş geldin Beyza. Hayır, ben tam hoş geldin diyecektim. Ben demeden hoş bulduk. Ne bu telepati mi? Nasılsın Beyza? İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biz Beyza'yla bir şu an sizin olduğu yerdeyim. Sizin aa elinde. Evet. Odamı falan gördü, her şeyimi gel bir mabetime girmiş gibi hissediyorum. Yani. Beyza'yla biz bir senedir falan tanışıyoruz ama hani çok da sık görüştük aslında bir dönem. İnanılmaz fazla görüşmüştük. Aynen. Bir kere bile oturup YouTube videosu çekelim gibi konuşmadık. Hani bu niye düşünülmedi ben anlamıyorum. O yüzden sonunda Beyza Ankara'ya gelmişken dedik ikimizin kanalda video çekelim. Beyza'yı zaten çekmiştik. İzlemediyseniz şu taraftan izleyebilirsiniz. Evet, bugünkü konumuz şimdi gergin bir konu. Klasik böyle challenge'lar yapalım istemedik de daha çok size görünmeyen şeyleri, sizin için görünmeyen şeyleri gösterelim istedik. YouTuber'ların gerçek yüzü, YouTube'un gerçek yüzü, arka planda insanlar arasında neler döndüğü ve bu tarz şeylerden bahsedelim istedik. Bence hatta şöyle bir şey var. Dedik ya mesela hani bir yıldır resmen gerçekten tanışıyoruz ve sürekli görüşüyoruz. Benim İstanbul'dan Ankara'ya gelip gittiğimde görüştüğüm tek insan olabilir hatta. Ya. Şimdi düşünüyorum, insanlar bayağı video çekmek için arkadaş oluyor. Bu bana çok garip geliyor. Çok mesela. Garip. Bayağı garip. Yani gerçekten inanılmaz, sadece çıkar için beraber bir gün video çekeriz diye hiçbir konudan, sohbetten, muhabbetten hiç şey yapmayıp sadece video çekmek adına arkadaşlık kuran çok fazla aynen. insan var. Birbirlerinden nefret ediyorlar. Bayağı ediyorlar. Ben bu videoda isim vermemeyi tercih edeceğim genel olarak. Verelim mi yani? Verme. Vermeyelim. Çünkü zaten yeterince geçen benim videoda şey yaptık. Geçen 5 gün önce çektiğimiz. Benim videoda şey yaptık yani. Hani yeterince kaşındık bence o yüzden. Ya zaten anlayan anlar diye düşünüyorum yine kimden bahsedeceğimiz ama yine biz isim vermeyelim. Aynen, isim vermeyelim. Yani insanların şeyi, olayı şu bence. Yani yanlış anlaşılmak istemem tabii ki ama insanların tek çaresi sanki şarjı mı? Ev bitiyor. İnsanların tek çaresi şeymiş gibi geliyor. Hani YouTube'muş gibi davranıyorlar hani. O kadar birbirlerine arkasından iş çeviriyorlar ki ben buna bir türlü anlam veremiyorum. Yani İstanbul'da özellikle Ankara'da az YouTuber olduğu için çok belki Ankara'da hiç yok aslında. İstanbul'da geldikçe fark ediyorsun. Evet, yani. Öyle. Neler yaşadın aynen yani. Öyle. Yani şey, arkadaşlıkların gerçek ilişki olmadığının farkındayım. Çünkü benim Ankara'da kendi yaşantımda gördüğüm arkadaşlıklarla YouTube içindekiler benim için çok farklı. Ki ben aslında yeni girdim sayılır buraya. Çünkü ben hani bu YouTube mecrasına girmeden önce bir izleyiciydim. Herkesi izliyordum ve sonradan onlarla tanıştım. Gerçekten gördüğüm gibi olmadıklarını fark ettim. Hani bu insanların yakın görünüp olmamasıyla insanların kamera karşısında rol yapmasına birazcık bir şey oluyor. Bağdaşıyor gibi. Aynen. Kimse kamerada göründüğü gibi değil benim açımdan. Sen hiç kaç kişi gördün? Duru Ömer. Duru öyle. Bir tek Duru yani gerçekte olduğu gibi. Bence bilmiyorum de. Yani daha bir tık daha... Küçük YouTuber'lar mı? Yok. Aslında büyük YouTuber'lar genelde. Olduğu çok gibi görünmeyen. Evet, aynen, çok değişiyorlar. Değişiyor. Orkun Işıtmak benim için öyleydi. Kameradaki gibiydi. Bir o var. Ama onun dışında benim gerçekten şok olduğum insanlar oldu. Keşke anlatabilsem ama anlatamıyorum. Hani çok severek izliyorum. Çok işte tanışmak istiyorum ama bir tanışıyorum hiç alakası bile yok. Çok egoist. Çoğu çok egoist. Çok egoist. Bir şey söyleyeceğim. Neyiz biz yani hani? Ha, nesiniz abi? Onu diyorum. Çok ilginç geliyor bana. Yani kendilerini nerede görüyor? Ben çok doluyum herhalde bu konuda. Ben de hani günde bir tane sizi tanıyan kişi çıktı ve sizle fotoğraf çekilmek istedi diye dünyanın en önemli insanıymış gibi davranmak aynen. falan. Ve hani bence bu ileride onların psikolojisini bozacak bir şey. Çok normal gelmiyor bana. Hayatları tamamıyla video çekmek üzerine kurulu olmuş. Hayatta bir okul namına, işte ileride yapacağın iş adına hiçbir konuşmaları yok. Kendilerini geliştirmemişler. Bir kitap oku ya, anladın mı? Bir film izle. Tam lan dizi izle lan. Onu da yapmıyor. Yani ya bir yere gittik geldi çocuk daha 5 dakika olmuş. Sadece YouTube'dan son videosunun ne kadar izlendiğinden sonra bunu yapacağından başka hiçbir şeyden bahsetmiyor. Bana başka bir şey anlat. Bana bilmediğim bir şey anlat. Zaten bizim hayatımız olmuş YouTube anası yani. Ondan sonra mesela geliyor tamamen işte sürekli vlog çekme derdinde. Şuna gittim, şununla konuştum. Ve tek mesela DM atıyor ya mesela az önce anlattığım gibi. Evet, evet. Şuna işte bir markadan ürün gelmiş. O da ona yazıyor. Nasıl sana yolladılar, bana yollamadılar. Ya ne diyorsun? Yani yollamayabilirler. Doymadın mı ya? Gerçekten. Evet, o konuya ben nasıl de çok sinirliyim. Nasıl doymazsın hala? Yani inanılmaz markalarla çalışan bir YouTuber var. Kız, kadın. Ve karı doymuyor ya. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Karı. Kadından karıya döndüm. Her
markayla çalışmıştı ve iyi markalar. Hala başkası ondan daha küçük bir YouTuber'a bir iş geliyormuş. Ben bugün öğrendim. Bir iş geliyormuş. Gidip ona diyormuş ki sana yolladılar, bana niye yollamadılar? Hala bana neden gelmedi acaba falan diyormuş. Doy ya. Doy, gözün doysun. İnsaf. Yani hani bu, ama şöyle bir şey var. İsim vermeye bile gerek yok aslında çünkü çoğu böyle. Ve gariptir ki mesela bazı, bunu da söylemek istiyorum konu gelmişken, böyle asla işbirliği yaptığı markaları, işte ürün gönderen markaları falan paylaşmıyorlar. Abi bize şöyle oluyor mesela, senle ben de en azından onu biliyorum yani, en azından bir davet geliyor, hemen bize yazıyoruz, sen gelecek misin, davet ettireyim mi? Bir marka geliyor, o markaya bakın şöyle bir YouTuber da var diyoruz. Çünkü birbirimize güveniyoruz ama diğer insanlar, ya YouTube böyle bir şey değil yani, insanların önüne taş koymana gerek yok çünkü o marka hem seninle çalışacak hem onunla çalışacak. Neden milletin ekmeğine şey yapıyorsun, engel oluyorsun? Aynen öyle. Çok garip ya. Hani daha çok güzellik, lifestyle tarzı kanallarda bu işbirlikleri olayı daha çok dönüyor büyük ihtimal. Çünkü ben, bana hani o kadar büyük markalarla çok bir şey yapmadım ama duyduğum ve öğrendiğim kadarıyla hani bir iş geliyorsa genelde bana, mesela bir iş geldi bana soruyorlar hani başka önerebileceğiniz var mı diye. Ben direkt mesela ilk sırada Beyza, sonra işte birkaç arkadaşımı daha. Sanırım onlarda öyle bir şey yok. Ya kimseye önermiyorlar ya da soran arkadaşlarına da o markayı söylemiyorlar. Yani bir işbirliği olayı varsa kimse onu birbirine paslamaya çalışmıyor. Direkt onu yapalım gibi bir algı var sanırım. Bir de şey, yani diğer videoda zaten bahsettik Fatma Nur olayından da, yani biz şey oluyor bazen. İnanılmaz derecede bir ikiyüzlülük. Geliyor sana diyor ki, Fatma Nur'dan bahsetmiyorum bu arada, şu an gerçekten umurumda olan bir insan değil ama, bir şey konuşuyor seninle, diyor ki ay ben de işte o kızı sevmiyorum şöyle böyle falan. Sonra gidiyor o kızla buluşuyor diğer gün. Neden? Çünkü abonesi çok. Bunu çok hiç şey ya, yapıyor. Hiç mi ya? Bu kadar mı çaresiz kaldınız gerçekten? O YouTube kapandığı zaman yapabileceğiniz hiç mi bir şey yok? Hani hiç mi bir şey kalmadı? Ya biz belki okullarımıza, eğitimimize güvendiğimiz için böyle oluyor bilmiyorum ama. Ben biraz öyleyim çünkü benim YouTube kapansa bile yapacağım bir işim var. Çünkü iyi bir okuldan mezun oldum. Sen de öyle ve iyi bir bölümden mezun ikimiz de. YouTube dışında bir hayatımız da var. Ama şu anda gördüğünüz çoğu insan YouTube dışında bir hayatı yok yani. Yok, tamamen ona bel bağlanıyor. Aynen ama öyle. YouTube dediğin şey bitecek ve kalacaksın öyle. Yani yaptığın saçma sapan hareket... Yaptım. Seda sayanlaştık. Evet, bir de o var sanırım. Kullanmadığı ürünlerin reklamını yapan çok fazla insan var. Evet. Hiç yaptın mı? Doğru söyle. Yok, ben de. Ben zaten reklam pek yapamadım. Hayır be, yaptım. Aralayacağım da 2 tane 3 tane falan yaptım. Kullandın mı onları? Moped kullanıyorum yani. Mesela. Şey düşün. Makyaj, hiç makyaj şey yaptın yok, mı? Yok, gelmedi. Pastel ile. Pastel zaten kullanıyorum yani. Doğru. Bu fiyatlı güzel. Ama mesela şey oluyor bazen. Cebinde para kalmamış, anasını satayım. Bana gösteriyorsun 500 liralık nemlendiriciyi ve şu an resmen bulanık baş. Evet. Nasıl sinirli. 500 liralık nemlendiriciyi gösteriyor bana. Hadi onu da geçtim. Hayatım boyunca hiç göstermediğin ürün, kullanmadığın ürün. Harika, ben bunu kullanıyorum. Harika. Yani bir yılı 5 yıldır falan bunu kullanıyorum. 5 yıl önce anlattığı başka bir ürün var falan böyle. Ya o çok oluyor. Özellikle büyük YouTuber'larda çok var. Ben önerdikleri hiçbir markayı kullandıklarını düşünmüyorum açıkçası. Aynen, çok aynen. Azını kullanıyorlardır. Hani bizde o kadar olmuyor şu an ama çok var ya ve biraz belli de oluyor yani. Hani şey yap. Mesela ben olsam, o kadar büyük bir YouTuber olsam, bana bir markadan bir şey gelse ben biraz kullanayım, ondan sonra seversem önereyim derdim herhalde. Şimdi dediğimiz anda bir daha mail atmıyorlar. Atmıyorlar gerçekten. Markalar şey da var. Bazen fena olabiliyor. Evet yani. Aynen. Hmm. Neyse, bir YouTuber daha var. Onu işte kendisi söylemiş. Bir tane giyim markası geliyor kıza. Kız diyor ki ben sizden giyinmediğim için reklamınızı yapmak istemiyorum diyor. Bu inanılmaz etik bir davranış. Mesela ben buna bayıldım ya. Ben lütfen kabul ederdim deyip az önce şey yaptığım şeyi bana yapmış. Bana tütün markası gelmişti mesela. Ciddi ben de kendimi övmek için konuşuyormuşum gibi oldu. Hayır, saçma mı? Tütün markası mı yani hani? Ne bileyim, bir sürü liseli falan takip ediyor. Bilmem ne hani, tütün sürekli tütün sigara içerken mi? YouTube'a video... şey yapıyor ki? Nasıl bildiğin yapacaksın Instagram reklamını? İnstagram için mesela geldiler. Yanımızda bizim reklam yasağı olduğu için tütünlerde gösteremiyorsun ama yandan gösteriyorsun falan böyle. Oha. Kabul etmedim. Tabii ki nasıl edeceksin yani. Ki? Normalde ne var yani, paramı alırım sigaramı içerim ya, bu mudur yani? Ama tabii ki de bir sürü insan, ben de dahil, hani gerek var mı böyle şeyleri göstermek? Yok, bence falan. De yok. Kötü alışkanlık sonuçta bence ne olursa de. Olsun kullanıyor ol ya da olma, bence gösterilmemesi gereken bence bir şey. Bence de öyle. Çok ilginç. Ay, bir tane şey vardı, o aklıma geldi şu an. Az önce şarjım. Şarjım bitti, telefona geçtik zaten, bitmek üzereydik gerçi. Bende de şöyle bir olay olmuştu. Mesela birkaç kez aynı ortamda bulunmuş, takipleşmemiştir. Instagram konusu açılmamış ama ben hepsini takip ediyorum öncesinden. Çünkü bir izleyiciydim, bunu da unutmayayım. Ondan sonra tanışmışız bir yerde, konuşmuştu vesaire. Hani beni görmüyor olabilir o kadar insan arasında. Zaten görmez. Ben kimseye şey demiyorum bu arada, seni takip ettim, sana beni et falan. Asla böyle bir şey demezse kimse demiyordur. Hadi beni göremiyorlar diye düşündüm. Etmiyorlar, sıkıntı yok. İki erkek yaptı bunu. İki erkek YouTuber yaptı.
Story'me girip bakmışlar, hepsine bakıyorlar ve beni takip etmeden çıkıyorlar. İki kişi yaptım. İkisi de çok büyük isim. Niye o zaman story'me giriyorsun? Niye durduk yere geldin benim story'me girdin? Niye takip etmeden çıktın? Bir konuşmadığın insanlar olsa ne? Aynen, tanıştım. Muhabbetim de var, tanıştım. Ki bir tanesi video çekmek için görüşecektim yani. Görüştüm hatta, video çekmek için buluştuk. Gidiyor benim story'me bakıyor ve beni takip etmiyor. Özür dilerim ya. Çok saçma ya. Çok saçma. Hani kız kıza yapar belki. Bir erkeğin bir kıza yapması bana çok anlamsız gelmişti. Ama önemli mi gerçekten takip edilen sayısı? Gerçekten. Aa, o yüzden mi yapıyorlar? Abi, takip edilen sayısını diye çok göstermemek için mi acaba? Çünkü bu çevre meselesi. Bilmiyorum, iş çünkü bu. Doğru diyorsun. Madem bunu iş olarak görüyorsun. Aynen. O zaman daha profesyonel davranman gerekir. O zaman sevgili bulunca anflamaman gerekir. Değil mi? Aynen. Yani saçma diyorum saçma. Sana farklı gözle baktı ki demek ki. Demek sevgi yapınca. Bana farklı gözle bakmayın. Ama çok İstiyorsan güzelsin bakın. Nasıl bak. Neyse, genel olarak içimizi bir dökelim istedim. Aynen. Yanıma ya, bir yandaş bulmuşken. Bana kalsa var, isim vererek tüm olayları anlatacağım da başım belaya geliyor. Neler neler dönüyordu gerçekten, başımız çok fazla belaya geliyor. Aynen. Aynen. O yüzden şimdilik bu kadarla. Ama siz konuşabilirsiniz. Sizin bir engeliniz yok. Siz aşağıda yorumlar. Yorum atın ve söyleyin. Ben de şunu duydum. Sizce şöyle mi falan. Aynen. Söyleyin yani. Doğru olanları biz kalpleyelim. Hatta aynen, orta aynen. Doğru olanları kalpleyeceğiz. Ben kalpleyemiyorum senin videonundan ama. Aşağı yorum, artı bir falan yazar. Artı bir. Tamam, öyle yaparız. İyice başımıza bela aldık. Yok yere. Evet aşklarım. Kimi takip ettiğinizi bilin. Pardon. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.